Gençler merhabalar. Amasya Genelgesi başlığımız. Amasya Genelge, genelge ya da tamim diyebiliriz, tamam mı? Havzayı gördük bundan önce. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını gördük. Şunu bir hatırlayalım. Mustafa Kemal Havza Genelgesini yayınladı ve İstanbul Hükümeti tarafından, Harbiye Nazırlığı tarafından İstanbul'a geri çağrıldı. Mazotum yok dedi ve yoluna devam etti ve Amasya'ya geçti. Hemen şöyle bir hayal kuruyorsunuz. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti'nin sözünü dinlemeyip Amasya'ya gidince İstanbul Hükümeti tüm valileri arayıp Mustafa Kemal'in sözünü dinlemeyin diyebilir mi? Diyebilir. O yüzden Mustafa Kemal bunu bildiği için Amasya silah arkadaşlarını çağırdı. Ve bakın şimdi Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Cemal Paşalar. Bunları Amasya'ya çağırdı Mustafa Kemal. Amasya'ya gelin dedi. Peki sizce neden bunları Amasya'ya çağırmış olabilir? Bunun sebebi şu olabilir mi? Yine hayal edin oturduğunuz yerden. Damat Ferit hükümeti Mustafa Kemal'in sözünü dinlemeyin diye her yere telgraf çektiğinde, o zaman Mustafa Kemal Amasya genelgesini tek başına hazırlar ve yayınlarsa bu etkili olmayabilir Anadolu'da. Ama Mustafa Kemal bu silah arkadaşlarını da Amasya'ya çağırıp bunlarla birlikte genelgeyi hazırlayıp bunların imzasıyla genelgeyi Türk halkına duyurursa bu etkili olur. Yani şöyle der. Bir tek ben böyle düşünmüyorum, bu ülkenin önemli komutanlığı da böyle düşünüyor der. Doğal olarak Mustafa Kemal cümle budur. Genelgeyi etkili hale getirmek amacıyla, Türk halkının genelgeye sahip çıkmasını sağlamak amacıyla bu genelgeyi çok imzalı olarak yayınlamıştır. Anladınız değil mi? Bak çok net. Bu genelgenin çok imzalı olarak yayınlanmasının sebebi genelgeyi etkili hale getirmek, Türk halkının bu genelgeyi kale almasını sağlamaktır. Ve bu genelgede Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy'un ıslak imzası vardır. Yani bunlar bizzat oradadır. Kazım Karabekir'in ve Cemal Paşa'nın ise imzası onay imzadır. Yani diğer bir ifade ile telgraf ile imzadır. Kazım Karabekir Erzurum'da, Cemal Paşa Konya'da. Bunlar gelemiyorlar Amasya'ya. O yüzden de bunlar genelgeyi telgrafla imzalıyorlar. O halde genelgede imzası olan 6 kişidir. Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa bu genelgeyi imzalamıştır. Ama son ikisinin imzası ıslak değil, bizzat değil, telgrafladır. Anladık mı? Ha, burada İsmet Ünün'ü, Ali Fethi Okyar, Fevzi Çakmak yoktur. Bunların İstanbul'da görevleri vardır. Mustafa Kemal'le böyle bir görev dağılımı, paylaşımı yapmışlardı. Bunlar sonradan Anadolu'ya geçecekler. Birinci bilgimiz bu. O zaman bir, ne diyoruz? Genelge çok imzalı olarak yayınlandı. İkinci bilgimiz şu. Bu genelgenin amacı ne? Yani Mustafa Kemal böyle bir genelgeyi niye yayınlıyor? Derdi ne? Amaç şu. Çok önemli bir cümledir. Kurtuluş Savaşı'nı kişisel bir hareket olmaktan kurtarıp halka mal etmek. Bu yüzden yayınlıyor. Halk savaşa sahip çıksın istiyor. O yüzden genelge yayınlanıyor. O zaman Kurtuluş Savaşı'nı Türk halkına mal etmek amacıyla Amasya genelgesi yayınlanıyor. Bu da bizim ikinci bilgimiz, unutmuyorsunuz. Peki bu genelgenin Kurtuluş Savaşı açısından önemine, bu genelge yayınlandı. Ne sağladı? Kurtuluş Savaşı açısından önemine, bunu da unutmuyorsunuz. Bu genelgeyle Kurtuluş Savaşı'nın amaçla başlamayalım arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe, yöntem ve amacı verilmiştir. O zaman Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ortaya çıkmıştır. Bunu unutmuyorsunuz. Biz maddelerde bunu göreceğiz teker teker sizinle. Peki,
Şöyle bir mantık vardır. Amasya Genelgesi bir ilke imza atmıştır. Nedir o ilke? Hun, Göktürk, Uygur, Büyük, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı hepsinde monarşi vardır. Türk tarihinde ilk defa ulusal egemenlik anlayışı, milli irade anlayışından bahsedilen yer Amasya Genelgesi'dir. O zaman Amasya Genelgesi'nin Türk tarihi açısından önemi, cümleyi çok iddialı kurdum bakın, Türk tarihi açısından önemi, Türk tarihinde ilk defa ulusal egemenlikten bahsetmesidir. Milli iradeden bahsetmesidir. Cumhuriyetin kıvılcımlarını ortaya koymasıdır. İleride saltanatın kaldırılacağının ilk işaretlerini vermesidir. Bu özelliğiyle Amasya Genelgesi bir ihtilal beyannamesidir. Yani üstü kapalı da olsa ileride saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edileceğinin ilk işaretlerini vermesidir. Bunu unutmuyorsunuz. O zaman Amasya Genelgesi çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum, Amasyalıyım çünkü. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu genelgenin maddelerini teker teker bakalım. Bir, diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ne diyor? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. O zaman bu madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koyar. Gerekçedir bu. Niye savaşıyoruz? Çünkü vatan tehlikede. O zaman Amasya Genelgesi'nin birinci maddesiyle Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ortaya konmuştur. Peki devlet ne iş yapar? Hükümetler ne iş yapar? Onların birinci görevi nedir? Vatandaşının can güvenini sağlamaktır. Peki İstanbul hükümeti bu noktada sorumluluğunu yerine getirebiliyor mu? Hayır. O yüzden ikinci madde de gerekçedir. Diyor ki, ikide bu tehlike karşısında, yanlış yazdım, karşısında İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getirmemektedir, getirememektedir. O zaman vatan işgal ediliyor, İstanbul hükümeti de armut topluyorsa bu da Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koyar. O zaman Amasya Genelgesi'nin 1 ve 2. maddeleri Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymuştur. Unutmuyorsunuz gençler. Ne diyor? İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir diyor. Ve bunu söylerken 6 kişinin imzası ile söylüyor. 6 tane önemli komutanın imzasıyla söylüyor. O yüzden gençler, Amasya Genelgesi bir isyan beyannamesidir. Amasya bir başkaldırıdır. Anlaştık mı? Kime? İstanbul hükümetine ve İtilaf devletlerine. Arkadaşlar 3. Çözüm o zaman. Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının bir çözüm koyması gerekiyor. Diyor ki, o halde milletin istiklalini, milletin bağımsızlığını, ki bu amaçtır, amacımız budur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O zaman millet kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Bu da yöntemdir. Yani Kurtuluş Savaşı halka dayanacaktır. Yunus Nadi diyor ki, paşam ne uğraşıyoruz bunlarla, kuralım orduyu savaşalım diyor. Mustafa Kemal diyor ki, Yunus, ilk önce meclis sonra ordu. Yani savaş halka dayanmalıdır diyor. Yoksa bu savaşı kazanamayız. Bu da bunun yöntemidir. O zaman 1 ve 2. maddede gerekçe, 3. maddede savaşın amaç ve yöntemi verilmiştir. Fakat burada çok gizli bir mesaj vardır. Çok gizli bir mesaj demeyelim de gizli ama çok önemli bir mesaj vardır. Nedir o? Milletin azim ve kararı. Milletin azim ve kararı demek ulusal egemenlik demek. Milli irade demek. Çocuklar, ulusal egemenlik, milli irade cumhuriyet fikridir. Rejimin değişeceğini gösterir. Yorum şudur. Bu milletin geleceğine kim karar veriyordu önceden? Padişah.
bu monarşi. Peki şimdi kim karar verecek? Halk, bu cumhuriyet. O yüzden rejimin değişeceğinin ilk işaretleri Amasya genelgesindedir. Cumhuriyetin ilk izleri gizli, açık Erzurum. İlk izleri Amasya genelgesindedir. O yüzden bu genelge bir ihtilal beyannamesidir. İhtilal nedir? Halk ayaklanıyor artık. İç düşman ve dış düşmana karşı. Dış düşman itilaf, iç düşman İstanbul hükümet. Tamam mıyız buraya kadar? Gayet güzel. Peki geliyorum dörde. Dikkat edin şimdi. Bu nasıl olacak? Yani milletin azim ve kararı nasıl ortaya çıkacak? Diyor ki burada her türlü her türlü etki konuşurken yazmak biraz zor oluyor. Etki ve denetimden uzak, biliyor musunuz benim sağ kolum yorulunca sol koluma yazıyorum ben. Etki ve denetimden uzak, ulusal bir kurulun varlığı gereklidir diyor. Ha ne diyor, bakın diyor ki millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Bunun için ne diyor? Ulusal bir kurul kuracağız diyor. Ve her türlü etki ve denetimden uzak. Kimin etki ve denetimden uzak? Bağımsız çalışacak. İstanbul hükümetinin ve ihtilaf devletlerinin etki ve denetimden uzak. Peki ne kuracağız? Ulusal kurul. Türkiye'nin ulusal kurulu nedir günümüzde? Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aslında fikir bu. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmayı o günün zamanı, şartları el veriyor mu? Yani o günkü şartlarda böyle bir meclis açabilir miyiz? İmkansıza yakın. O yüzden burada kastedilen şey Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulana kadar o savaşı yönetecek küçük bir kurul. Yani Temsilciler Kurulu. Gençler, Temsilciler Kurulu fikri ilk defa Amasya'da ortaya çıkmıştır. Erzurum'da bölgesel olarak kurulacaktır. Sivas'ta da ulusal bir boyut kazanacaktır. Peki, şimdi geliyorum 5'e. Dikkat edin. Bu ulusal kurul nasıl kurulacaktır? Değil mi? Soru. Bu ulusal kurul nasıl kurulacak? Diyor ki, bunun için Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacak. Sivas ulusal bir kongre toplayacağız. O zaman Sivas Kongresi'nin toplanmasına nerede karar verilmiş? Amasya Genelgesi'nde. Buna Mustafa Kemal karar veriyor. Mustafa Kemal istiyor bunu. Arkadaşlarıyla birlikte. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacak. Yazmıyorum, şifaen söylüyorum. Dikkat edin. Bu kongreye her ilden 3 delege katılacak. Peki her ilden 3 delegenin katıldığı kongre halkı temsil eden kongre olmaz mı? Bu kongrede alınan karar halkın aldığı karar olmaz mı? Burada demokrasiyi görüyorsunuz değil mi? Egemenlik ilkesini görüyorsunuz. Yöntemi yani metodu görüyorsunuz. Hala 3, 4, 5 metot devam ediyor. Yöntem devam ediyor. Peki bu kongrede alınan karar halkın aldığı karardır dedik ya, bu kongrede bağımsızlık kararı alınırsa bu kararı kim almış olur? Halk. Böylelikle Mustafa Kemal Paşa savaşı halka mal etmiş olur. İşte bunun fikri Amasya Genelgesi. Devam ediyor. Diyor ki bu delegeleri, her ilden 3 delege katılacak, bu delegeleri bağımsız belediyeler ile nedir bağımsız belediyeler? İşgal altında olmayan belediyeler ile ulusal cemiyetler, yani müdafaa-i hukuk cemiyetleri, ulusal cemiyetlerin diğer bir adı da müdafaa-i hukuk cemiyetleri seçecektir diyor. O zaman bakın şimdi çok önemli bir bilgidir bu. Bu kongreye katılacak, Sivas Kongresi'ne katılacak delegeleri kim seçecek? Bağımsız belediyeler ve müdafaa-i hukuk cemiyetleri, ulusal cemiyetler. Hocam somutlaştırın. Peki Ankara işgal altında mı? Hayır. O zaman Ankara'dan Sivas'a gönderilecek delegeyi Ankara Belediyesi seçer. Peki İzmir işgal altında mı? Evet. O zaman İzmir bağımsız değil. O zaman İzmir'deki delegeyi İzmir Reddi İlhak ve İzmir Müdafi Hukuki Milliye Cemiyetleri seçer ve gönderir. Bunu anlatıyor. Tamam mıyız buraya kadar? 6.
Sivas Kongresi'ni unutmuyoruz. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına önceden karar verilmişti. Bu kongrenin toplanması Erzurum Doğu İlleri Müdafaa Hukuki Milliye, Trabzon Muhafaza Hukuki Milliye Cemiyeti karar vermişti. Burada diyor ki Erzurum Kongresi'ne katılacak delegeler hiç zaman kaybetmeden Sivas Kongresi'ne de katılacaktır. Ne anlıyorum ben? O zaman Erzurum önce toplanacak, Sivas daha sonra toplanacak. 7. Ulusal güçler, yani düzenli ordular ve kuvayi milliye, ulusal güçler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır diyor. İşte şunu anlıyoruz. Mustafa Kemal işte Mondros'a resmen, bak resmi bir dille, 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal, resmi bir dille karşı çıkıyor. Diyor ki arkadaş, orduları asla dağıtmayacağız bir genelgeyle. Tamam mıyız buraya kadar? Peki. Şöyle baktığınızda bu genelge ile Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi ortaya çıkıyor. İstanbul hükümetine baş kaldırılıyor. İlk defa ulusal egemenlikten bahsediliyor. Sivas'ta bir kongrenin toplanması isteniyor. Temsilciler Kurulu'nun kurulması kararı alınıyor. Ve Mondros'a resmen karşı çıkılıyor. Anlaştık mı? Bu cümleleri unutmuyorsunuz. Çok önemli cümleler kurdum. Zıt telefon çalıyor. Telefon yok da öyle düşünün. Telgraf geliyor. İstanbul hükümetinden bizzat. Diyorlar ki Mustafa çabuk gel. Yetkin açtın artık. Hafızada açtı. Burada da açtı. Çabuk gel. Oyalama taktiği yine aynı. Yani yine mazotum yok diyemez herhalde burada. Diyor ki arkadaş ne zorluyorsunuz diyor ya. Bana bu yetkiyi padişah verdi. Siz kimsiniz diyor. Paşam ferman olmadığı sürece ben göndermem. Ha bu arada bu şöyle de düşünebiliriz burada gençler. Padişah belki de çünkü resmi tarihte henüz bunlar geçmemiştir ama belki de bilinç altından belki de destekliyor bir yere kadar. Baskı görünce geri adım atıyor. Belki cumhuriyet fikri ortaya çıkınca geri adım atıyor. Bilemiyoruz yani. Onlar açıklanacak, çıkacak. İşte bu ülkenin araştırmacı tarihçileri, profesörleri çıkacak. Bunları neyse net bir şekilde açık açık söyleyecek. Tamam mıdır? Şimdi diyor ki benim arkadaş işte bana bu yetkiyi siz vermediniz diyor. Ve bunun üzerine cümleme dikkat edin. Bunun üzerine damat Ferit hükümetin Mustafa Kemal'i görevden aldığını duyuruyor. Mustafa Kemal'e diyor ki görevden aldık seni. Takıyor mu Mustafa Kemal? Takmıyor tabii. Ama bilgi nedir? İstanbul hükümeti Amasya genelgesinden sonra görevden alıyor. Hatta Kazım Karabekir'e haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Kazım Paşa biz Mustafa Kemal'i 3. Ordu müfettişinden aldık. Adı 3. Ordu oldu demiştim. 3. Ordu müfettişinden aldık. Artık 3. Ordu müfettişimiz sensin diyorlar. Kazım Karabekir'e diyorlar bunu. Yani aslında Kazım Karabekir'e diyorlar ki Mustafa'yı tutukla. Kasım Karabekir diyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın sağlık sorunu olmadığı sürece benim 3. Ordu müfettişim Mustafa Kemal Paşa'dır diyor. Aha sana kapak. Gördünüz mü? Bunların hepsi kırılma noktaları. Bunlar karar verdiler önceden Şişli'deki evde. Yani ihtilal başladı gençler yani. Geri dönüş yok. Ve Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra atlıyor arkadaşlar Rauf Orba ile birlikte Sivas'a gidiyor. Çocuklar ağzım çok kurudu. Şundan ve şundan bir yudum çekeyim. Mustafa Kemal Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Sivas'a gidiyor. Sivas Lisesi'ni işte kongrenin yapılacağı yerleri organize ediyorlar, tamam mı? Ayarlıyorlar filan. Paraları da yok bu arada. Ondan borç al, bundan borç al. Yok para yani gençler yani. Yok. Tabannesi telefon açtırıyor bilmem ne filan, paramız kalmadı Atatürk yani yapacağım bir şey yok, benim de param yok diyor, üzerimdeki de milletin parasıdır diyor yani. Kongrenin yapılacağı yeri belirliyorlar, orada bir organizasyon yapıyorlar. Sivas valisi de tabi Mustafa Kemal'i destekliyor ve oradan Mustafa Kemal Erzurum'a gidiyor Rauf Orba ile birlikte. Erzurum'a varıyor. Erzurum'a girerken Kazım Karabekir Mustafa Kemal'i karşılıyor ve emrindeyim komutanım diyor. Gördünüz mü? Kırılma noktası budur. Bu işte yol arkadaşları Mustafa Kemal'in. İstiklal Harbimiz, Paşaların Kavgası, Kazım Karabekir'in yakın tarihe ışık tutan kitapları vardır arkadaşlar.
Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldikten kısa bir süre sonra haber geliyor Mustafa Kemal'e. Diyorlar ki, Paşa Vahdettin görevden aldı seni. Paşa görevden aldı seni. Yakında ferman gelir diyorlar. Ve Mustafa Kemal, cümleme dikkat edin gençler. Mustafa Kemal ferman gelmeden önce 8 Temmuz 1919'da Erzurum'da iken 8 Temmuz 1919'da 3. Ordu yani 9. Ordu müfettişliği görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ediyor. Tüm askeri elbiselerini ve rütbelerini çıkarıyor. Bu acayip bir baba yiğitlik yani. Ve şunu söylüyor. Ferdi bir mücahit gibi milletimin arasındayım diyor. Bunun adı sine-i millet. Sine-i millet. Sine-i millet. Yüzünü halka dönüyor. Halkın arasına katılıyor. Yani artık Mustafa Kemal sivil bir vatandaş oluyor. Bu onun Türk halkına güven duyduğunu kanıtlar. Halkına güvendiğini kanıtlar. Yani paşasın, maaşın var, git İstanbul'da sıcak sıcak otur ya. Derdine ne olmuş? Derdi vatan, derdi millet. İstifa ediyor, halkın arasına katılıyor. O zaman Mustafa Kemal'in resmi olarak son görevi ne olmuş oldu? Amasya Genelgesi. Sivil olarak yapacağı ilk iş ne olacak? Erzurum Kongresi. Anlaştık mı gençler? Sivil olarak yapacağı son iş, ilk iş Erzurum Kongresi. Peki resmi olarak neler yaptı Mustafa Kemal? Samsun raporu, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Amasya'dan Erzurum'a giderken, Amasya ile Erzurum'un arasında istifa etti. Sine-i millet yaptı ve Doğu halkı Mustafa Kemal'e sahip çıktı. Ve onu Erzurum Kongresi'nin başkanı yaptı. Erzurum delegesi olarak. Bu acayip bir şey. Ve şöyle bir tablo var. Mustafa Kemal de Rauf Orbay da Doğulu değil. Ve oraya Doğu'nun delegeleri katılıyor. Değil mi? Yani o zaman ne olacak arkadaşlar? Erzurum'daki delegelerden iki tanesi istifa ediyor. İki tanesi istifa ediyor. Yerine Mustafa Kemal ve Rauf Orbay delege olarak katılıyor. İşte bu bir sahip çıkmış çıkış. Heyeti Faaliye diye bir heyet var. Onun lideri seçiliyor. Ve Erzurum Kongresi başlığını atıyorum artık. Erzurum Kongresi. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Tamam mıdır? Şimdiye kadar mavi kalemimi kullandım. Şimdi de biraz siyah kalemimi kullanayım. Siyah kalemimi garibanlık olmasın. Bu kongre Doğu illeri Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti tarafından toplanmıştır. Ve sadece Doğu'nun delegeleri katılmıştır. Yani neresi? İşte Sivas, Erzurum gençler, yani Trabzon, Van, o bölgenin delegeleri katılmış, tamam mı? Bitlis, o bölgenin delegeleri gelmiş. Doğal olarak bu kongre toplanış itibariyle bölgesel bir kongredir. Niye? Bunlar topladı. İki, bu kongre niye toplandı? Yani kongrenin amacı ne? Şöyle düşünün. Bu nerede toplanıyor? Doğu'da. Doğu Anadolu'da toplanıyor. Ve Doğu'nun delegeleri katılıyor. O zaman Doğu'nun sorunları için toplanıyor. Peki Doğu'nun sorunu ne? Erzurum bölgesinde Ermeni, Trabzon bölgesinde Rum var. Yani Ermeni ve Rum tehlikesine karşı bölge halkını örgütlemek amacıyla toplanıyor. O zaman bu kongre amacı itibariyle de bölgesel. O zaman cümleyi baştan alıyorum. Erzurum Kongresi amacı ve toplanış itibariyle bölgesel bir kongredir. Fakat kongrede Mustafa Kemal başkan oluyor. Cümleme dikkat edin. Mustafa Kemal başkan oluyor kongrede. Peki Mustafa Kemal
bölgesel kurtuluşu mu düşünüyor yoksa ulusal kurtuluşu mu düşünüyor? Ulusal kurtuluşu düşünüyor. O yüzden Mustafa Kemal'in kongreye başkan olması onu onun kararlarını, Erzurum Kongresi'nin kararlarını ulusallaştırıyor. Mesela diyor ki ulusal sınırlar içinde batan bir bütündür, parçalanamaz. Bu karar ulusal mı bölgesel mi ulusal? Manda himaye kabul olunamaz. Ulusal mı bölgesel mi ulusal? O zaman Erzurum Kongresi kararları itibariyle ulusal bir kongredir. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? Yani Erzurum Kongresi toplanış ve amacı ve toplanış itibariyle bölgesel ama aldığı kararlarla ulusal bir kongredir. Ve Mustafa Kemal bu kongrenin başkanıdır. Tamam mıyız buraya kadar? Unutmuyorsunuz. Şimdi bu kongrede alınan kararlara bakalım. Böyle ben şifayen söyleyeceğim, yine kısaca yazacağım tahtaya. Diyor ki bir, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yani ne diyor? Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bölünmez, bir bütündür diyor. 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle Türk askerinin kurduğu yerler bölünmez bir bütündür diyor. Mondros'un imzalandığı gün itibariyle işgal altında olmayan topraklar Türk yurdudur diyor. Gençler, bunun adı Misak-ı Milli. O yüzden ilk defa ulusal sınırlardan, ilk defa Misak-ı Milli'den Erzurum Kongresi'ne bahsediliyor. Bir. İki. İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getiremezse, savaşı yapamazsa, yurdu savunamazsa, ki yapamıyor bunu, Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Ha, İstanbul hükümetin yerine Anadolu'da bir hükümet kurulacak. Ya bu bir devlet. Yani yeni bir organizasyon. O yüzden ilk defa geçici bir hükümetin kurulmasına Erzurum'da karar veriliyor. 3. Kuvayi Milliye'yi etkin, yani silahlı mücadeleye etkin. Ne diyor? Silahlı mücadeleye başlayacağız. Karar burada alınıyor. Silahlı mücadeleye etkin, iradeyi milli, yani milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Acayip bir şey. Kuvayi Milliye etkin, silahlı mücadeleye etkin, iradeyi milliyi hakim kılmak esastır. Mustafa Kemal ağzındaki baklayı çıkarıyor. Arkadaşlar, açık bir şekilde cumhuriyet burada ortaya çıkıyor. Açık, net. Gizlemeye, saklamaya gerek yok. Hatta Mazhar Müfit Kansu vardır. Mustafa Kemal'le Erzurum'da, hatta Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk diye bir kitabı vardır. Onun anıları vardır. Mustafa Kemal Mazhar Müfit Kansu'ya diyor ki, Mazhar, cumhuriyeti ilan edeceğiz, şapka kanunu çıkaracağız diyor. Ha, burada söylüyor bunu. Net yani. İrade-i milliye hakim kılmak cumhuriyettir çocuklar. Devam ediyoruz. Manda ve himaye kabul olunamaz diyor. Manda himaye kabul edemeyiz. O zaman manda ve himayenin ilk defa gündeme geldiği yer ve ilk defa reddedildiği yer Erzurum Kongresi oluyor. Bunu unutmuyorsunuz. Manda himaye reddediliyor. 2, 3, 4, 5 azınlıklara yani gayrimüslimlere, zımnilere verilen haklar siyasi egemenliğini, sosyal yapımı bozuyor diyor. Bunu kabul edemeyiz. Yani şunu söylüyor. Azınlıklara verilen siyasi ve hukuki haklar kabul olunamaz diyor. O yüzden arkadaşlar, azınlık hakları reddediliyor. Azınlık hakları derken şunu kastediyoruz, dikkat edin. Azınlıkların insani hakları değil, benden fazla hakları. Azınlıklara verilen siyasi ve hukuki haklar kabul olunamaz diyor. O yüzden ilk defa azınlık haklarının reddi de Erzurum'dur. Bunu unutmuyorsunuz. Azınlık hakları ilk defa Erzurum'da reddediliyor. Program çıkıyor artık. Program, savaşın programı çıkıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki, Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır diyor.
şunu söylüyor. Hükümeti, İstanbul'da bir hükümet var ve bu hükümet armut topluyor. Kendi başına hareket ediyor. Kimseye hesap vermiyor. Başıboş. O zaman bizim bu hükümetin yaptığı işleri denetlememiz gerekiyor. Neyle denetleriz? İstanbul hükümetini meclisle denetleniriz. Var bir meclisimiz, Mebusan Meclisi, hatırlayın, ama kapalı. Bu kapalı olan meclise, padişah bu meclisi arkadaşlar kapatmıştı 1918'de Mondros imzalandıktan sonra, Mondros'u onayladıktan sonra, kapalı olan meclis ilk defa, bunu da unutmuyorsunuz, ilk defa Erzurum Kongresi'nde toplantıya çağrılıyor. Asla unutmayın. O zaman kaç tane ilk saydık? Bakın. İlk defa ulusal sınırlar. İlk defa geçici bir hükümet. İlk defa manda himayen reddi. İlk defa azınlık haklarına tepki. İlk defa meclis-i mevzusan toplantıya çağrılması İstanbul hükümeti denetim altına almak için Erzurum Kongresi'nde gerçekleşiyor. Bunu asla unutmuyorsunuz, tamam mı? Asla unutmuyorsunuz. Peki, devam ediyorum. Diyor ki fenni ve ilmi gelişmemiz için dış yardım alınabilir diyor. Yani Rusya'ya biraz göz kırpıyor şöyle. Şimdiye kadar gelen yardımlar, duyunumayı hatırlayın, hep bizi sömürmek için kullanılmıştı. Mustafa Kemal diyor ki, arkadaş fenni ve ilmi gelişmemiz için dış yardım alabiliriz, kapımız açıktır diyor. O yüzden burada dış yardıma kapımızın açık olduğunu söylüyor ki ilk defa dış yardım burada isteniyor ve bu yardımın bir koşulu var. Fenni ve ilmi gelişmemiz için sömürme amaçlı olmayacak diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Arkadaşlar burada Doğu Anadolu'daki, yani Doğu bölgesindeki, henüz Doğu Anadolu diye bir cümle yok o tarihlerde. Doğu Anadolu'daki, Doğu bölgesindeki tüm cemiyetler bir çatı altında toplanıyor. Neredeki? Yurttaki mi? Doğudaki mi? Doğudaki. Tüm cemiyetler bir çatı altında toplanıyor. Ve arkadaşlar burada 9 kişilik, bu cümlemi de unutmayın, temsilciler kurulu kuruluyor. O zaman temsilciler kurulu fikri ilk defa Amasya'da ortaya çıkmıştı. Kurulması ise Erzurum Kongresi'nde gerçekleşiyor. Erzurum'un ruhu bu. Bak kaç tane ilk yazdım. Temsil kurulu ilk defa bölgesel olarak burada kuruluyor. Doğudaki cemiyetler burada birleşiyor. Dış yardım burada talep ediliyor. Meybusan Meclisi burada toplantıya çağrılıyor. Manda himaye burada reddediliyor. Azınlık hakları burada reddediliyor. Geçici hükümetin kurulması burada isteniyor. En önemlisi ilk defa ulusal sınırlardan burada bahsediliyor. Şimdi burada. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Net bağımsızlık. Manda ve himaye kabul olunamaz. Net bağımsızlık. Azınlıklara siyasi ve sosyal denginiz bozucu haklar verilemez. Net bağımsızlıktır. Net ulusal bağımsızlık. Tabi hepsi ulusal bağımsızlığı güçlendirir ama bunlarda net bağımsızlık fikri vardır, unutmuyoruz, tamam mıdır? Kuvay milli etkin, bu da bağımsızlıktır tabii ki ama saydığım 3 tanesi net bağımsızlık, direkt bağımsızlık ruhu vardır. Tamam mıyız gençler buraya kadar? Erzurum Kongresi'nin maddeleri deyince aklımıza bu gelecek. Şimdi Erzurum Kongresi hazırlıkları başladı 23 Temmuz'da. Hazırlıklar devam ederken, hani Mustafa Kemal artık sivil, Rauf Orbay da emekli, Erzurum Kongresi hazırlıkları devam ederken, toplantılar yapılırken 2 hafta sürdü bu kongre, 2 hafta sürdü. Hazırlıklar yapılırken İstanbul hükümeti Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ı tutuklama kararını çıkardı. Görüldüğü yerde tutuklanacaktır denildi arkadaşlar. 28 Temmuz 1919 gibi kongre devam ederken. Ve bunun için de işte birazdan 3. dersimde anlatacağım size. Bugünkü 3. dersimde anlatacağım. İşte Ankara valisi Muhittin Paşa'yı, bilmem Harput Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendirecek. O da Sivas'ta cereyan edecek bir hadise olacak. Mantık şu. Bakın şimdi. Mehmet beni şöyle bir çekersen. Bakın arkadaşlar. Şeye çıktım. Samsun'a çıktım. Böyle düşünün. Samsun raporunu yayınladım. Havzaya geldim. İzmir'in işgalini halka duyurdum. Halkı galeyana getirdim. 100 tane miting yaptırdım. Amasya'ya geldim. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe amaç yöntemini söyledim. Ve Temsilciler Kurulu'nun kurulmasını, Sivas Kongresi'nin toplanmasını istedim. İstanbul Hükümeti görevden aldı beni. Erzurum'a gittim.
sivil bir vatandaş olarak Erzurum Kongresi'nin başkanlığı yaptım. Ve Erzurum Kongresi'nde bu kararları aldım. Dikkat edin şimdi, bu kararları aldım. Acayip bir şey. Peki bu kararlar nerede alındı? Erzurum'da. Peki kararlar, yapısı itibariyle kararlar. Şöyle baktığınızda. Ulusal gözüküyor değil mi? Evet, tüm ulusu ilgilendiren kararlar. Peki bu kararlar Erzurum'da alındı ya. Peki İzmirli'yi bağlar mı? Yok, niye? Çünkü İzmir'in delegesi yok, Antalya'nın delegesi yok burada. O zaman bu kararlar her ne kadar Erzurum'da alınmış olsa bile halkın tamamını bağlamayabilir. Çünkü bu kararları alan irade bölgesel. O zaman ben bu kararları ulusal bir kongre toplayarak o kongreye onaylatmalıyım ki halkı bağlasın. O yüzden Sivas Kongresi toplanıyor. Sivas Kongresi'nde bu kararlar halka onaylatılıyor. Kurtuluş Savaşı resmiyet kazanıyor. Savaş halka mal ediliyor. O halde Erzurum Kongresi'nin kararları ile Sivas Kongresi'nin kararları %80 aynı. Ne anlatmaya çalıştım yani? Ulusal sınırlardan ilk defa nerede bahsediliyor? Erzurum Kongresi'nde. Nerelerde bahsediliyor? Erzurum ve Sivas Kongresi'nde. Manda himaye ilk defa nerede reddediliyor? Erzurum Kongresi'nde. Nerelerde reddediliyor? Erzurum ve Sivas Kongresi'nde. Azınlık hakları ilk defa nerede reddediliyor? Erzurum Kongresi'nde. Nerelerde reddediliyor? Erzurum ve Sivas Kongresi'nde. Meybus Hamisi ilk defa toplantıya nerede çağrılıyor? Erzurum Kongresi'nde. Nerelerde çağrılıyor? Erzurum ve Sivas Kongresi'nde. Anladınız değil mi? Mantık budur. Erzurum bölgesel, Sivas ulusal olduğu için Mandahimay'ın kesin reddi Sivas olacaktır. Tamam mıyız gençler? Tamam. Tahtamızı temizledikten sonra Sivas Kongresi diye başlık atıp yolumuza devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım.